Merhaba herkese. Bugün çok sevdiğim arkadaşım Begin'in evindeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Ya aslında bugün bu video çekme konusunda biraz kararsız kaldık. Türkiye'deki yangınlardan dolayı moral bozukluğu Evet, yaşıyoruz. maalesef. Yani hiç modumda değilim açıkçası. Ama Julia ile uzun zamandır böyle bir videoyu çekmeyi planlıyorduk. Onun takipçilerinden çok fazla istek gelmişti. O yüzden bir de uzun zamandır da görüşemiyorduk, değil mi? Ne kadar oldu? Bayağı oldu. Evet. Yani bir de bu gerçekten yani biraz da bilgilendirme amaçlı. İşte Almanca öğretmeni olarak Almanya'ya nasıl geleceğiz konusunda bir video. Dolayısıyla öncelikle seni biraz tanıyalım. Ya o biraz saçma çünkü ben seni iyi tanıyorum yani ama tekrar lütfen kendini tanıtır mısın? Hemen kısa bir geçiş yapayım. Bilmeyenler için söyleyebilirim. Beni bilenler, tanıyanlar Begi Almanca kanalından biliyorlardır belki. Hem daha önce Julia ile beraber farklı videolarımız olmuştu. Yuli ve Begi isimli böyle iki farklı hayat karşılaştırması şeklinde. Ben Almanya'da Almanca öğretmeniyim. Karıştırılan bir şey var. Aile birleşimiyle gelmedim ya da Almanya doğma büyüme değilim. 20-21 yaşından sonra Türkiye'de Ankara'da üniversitede Almanca öğrenmeye başladım. Ortalama bir 4 yıl sürdü o süreç tabii üniversiteyle beraber. Üniversite bittikten sonra da Almanya'da iş buldum. Almanca öğretmeni olarak işte diploma denklikleri, izinler vesaire derken üniversite bitince Almanya'ya geldim ve öğretmen olarak çalışmaya başladım. Aslında çok özeti bu. Her şeyi anlattın zaten. Peki Almanca öğretmenisin. Ya yok aslında önce nerelisin diye sormam gerekiyor. Karışık bir soru. Aslında Ankaralıyım diyebilirim ama küçükten dolayı Niğde demek zorunda kalıyorum. Öyle Babam Niğdeli çünkü. mi? Ama doğma büyüme Ankaralıyım. Yani hani öyle çok memlekete gittik sayılmaz. Düğün, dernek oldum anca. 10 kere belki Niğde'ye gittim, gitmedim. O yüzden Ankaralı olarak nitelendiriyorum kendimi. Tam bir Ankara Evet, Ankara bebesi. bebesiyim. İyi güzel. Nerede de eğitim aldın? Biliyorum. Nerede eğitim aldım? Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı'nda okudum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde işte açık öğretimde okudum aynı zamanda. Erasmus'ta Heidelberg Üniversitesi'nde okudum bir yıl. Hatta 4 yıllık Alman Dili Edebiyatı bölümünü 3,5 yılda bitirebilmiştim Erasmus sayesinde. O yüzden herkese Erasmus öneririm. Asla dersleri uzatıyoruz, işte okulda kalıyoruz, okul uzuyor falan gibi düşünmeyin. Her şey sizin elinizde. Onun dışında eğitimi Almanya'da devam ediyorum. Hani işin yanında ekstra tabii başka meslekler de yapmak istediğimden. Öyle yani ama temel Hacettepe Üniversitesi. Hacettepe'de lisans yaptın. Lisans. Bachelor. Yüksek lisansı yaptın mı? Yok, yüksek lisans yapmadım. Yüksek lisansı Almanya'da yapmayı düşünüyordum ama yüksek lisans yapıp aynı bölümde uzmanlaşmaktansa, çünkü ömrüm boyunca aynı mesleği yapmak istemiyorum, farklı bir meslek okumaya karar verdim. Şu an alternatif tıp okuyorum. Ama o da böyle çok hayallerimdeki gibi çıkmadı açıkçası. O yüzden belki okul öncesi öğretmenliğine yönelebilirim. Erziehung diye geçiyor Almanya'da. Şu an kafamda onlar var. Araştırmasındayım. Bir yandan tıp eğitimi devam ediyor. Ciddi ciddi bayağı da tıp dersleri var yalnız böyle. Hani alternatif tıp deyip geçmemek lazım. Endokrinolojiden tut bilmem neye kadar çok zor. O yüzden böyle biraz sıkıntılar bastı. Ya manyaksın ya. Hem çalışıyorsun, hem YouTube kanalın var, hem bu eğitim alıyorsun. Yani gerçekten enerjinle ben her zaman hayrandım. Zaten arada hayrandım. Teşekkür ederim. Ama gelelim fasulyenin faydalarına. Almanca öğretmeni olarak Almanya'ya nasıl geliniyor Türkiye'den normalde? Yani nasıl sen bir iş görüp de başvurdun mu? Nasıl oldu? Şimdi komik olan şu ki ben Almanya'daki Alman sitelerinden iş başvurusu yapmadım. Bayağı bildiğiniz Kariyer.net var ya hani reklam oluyor mu bilmiyorum ama Yok. Kariyer.net'ten onun yurt dışı ilanları kısmı var. Ben Almanya'daki iş ilanını orada gördüm. Tesadüfen benim üniversitedeki sınıf arkadaşım oraya başvurmuş, kabul almış. Onlarla yüz yüze görüşmüş. Daha sonra bu ortaya çıktı. Ben de başvuru gönderdim. Yani hem arkadaşım aracılığıyla hem de Kariyer.net aracılığıyla aynı kurumu bulmuş oldum. Telefonda görüşme yaptık biz. Önce Türkçe konuştular, Türkçe biliyorlardı. Daha sonra Begüm Hanım bu konuştuklarımızı bir de Almanca konuşabilir miyiz dediler. O noktada Almanca konuştuktan sonra aslında geçmiş oldum. Zaten yeterli belgem vardı. İlk soruna dönersek Almanya'da nasıl Almanca öğretmeni olunur, Türkiye'de yetişmiş, doğmuş, büyümüş, eğitim almış bir insan olarak derseniz kanalımda aslında onunla ilgili yeteri kadar video var ama genel olarak istenen şey şu. Şu
an devlet okullarında çalışamıyorum. Çünkü Almanya'daki devlet okulları, sen daha iyi bilirsin, senin ülken, hı-hı, iki alana sahip bütün öğretmenler. Hı-hı. Yani atıyorum ya Almanca ya İngilizce öğretmeni, ya spor ya matematik öğretmeni gibi. Dolayısıyla benim tek alanım var ve ben formasyon aldım. Hani eğitim fakültesinde de okumadım, hı-hı, ama aldığım formasyon öğretmenlik için yeterli. Anladım. Yani Türkiye'de bir lisede Almanca öğretmenliği yapabilir miydin? Tabii tabii. Yani Türkiye'de, okay, lisede, ilkokulda, nerede olursa olsun Almanca öğretmenliği yapabilirim. Hı hı. Formasyon eğitimi sayesinde. Almanya'da ise şöyle oldu. Normal devlet okullarında çalışmıyorum. İlk başta Almanya'ya geliş sebebim entegrasyon kurslarında Almanca, hmm, öğretmeni olmaktı. Mültecilere, sadece mültecilere değil, Almanya'ya göç eden birçok insanlara da, işte aile birleşimiyle gelen, hmm, iş için göç eden ya da dediğim gibi böyle savaş durumlarında mülteci olarak gelen insanların Almanca öğrenmesi zorunlu Almanya'da. B1'e kadar en az gelmek zorundalar. Hmm. O noktada kurslara ihtiyaç var ve bundan 3 yıl önce çok fazla açık vardı. Öğretmen bulunamıyordu. Hmm. O döneme denk geldim ben aslında. Dolayısıyla öyle. Hoş geldin. Teşekkür yani, ederim. Hoş öyle bulduk. Bir açık vardı ki kariyer.net üzerinden bile tabii, arıyorlardı. Tabii tabii. Bayağı Türk sitesi yani. Oradan denk geldi. Hmm. Ha, şimdi öyle bir şey bulmak belki çok zor olabilir. Zaten bu pandemi sürecinden dolayı bayağı sıkıntılı o tarz, hmm, işler bulmak. Almanya'da şu an birçok öğretmen işsiz. Almanca, hmm, öğretmeni dahil. Kurslarda durdu çünkü yapar. Kurslar öyle tabii, mi? Tabii tabii. Tabii. Hmm. Yani daha yeni yeni belki açılacak Eylül ayında. O yüzden şu an iş çok sıkıntılı. Peki senin bu, yani kariyer.net dedin. Burada işte Monster, StepStone, LinkedIn gibi platformlar yaygın olarak kullanılıyor. Hı. Tanıdıkların var mı böyle platformlar üzerinden bir öğretmenlik iş tabii buldun? Tabii. Şimdi ben Almanya'ya ilk geldiğimde entegrasyonda öğretmen olmak için geldim. Doğru, çalıştım. Hı. Fakat bir yıl sonra başka bir kurumda çalışmaya başladım. Hani oradaki işim bitti, ufak anlaşmazlıklar oldu vesaire ve ben kendimi başka iş aramaya başladım. O sırada Almanya'daki Alman sitelerini kullandım elbette. Hmm. Indeed çok kullandım. StepStone'a da tabii ki üye oldum o arada. Birkaç tane böyle site daha vardı ama benim direkt yazdığım şey şuydu. Hani Google'a açtım, site bazlı gitmedim ben. Hmm. Mesleğim ne? DAFDAS.Docenten. Yani Deutsch als Fremdsprache, hı hı, Lehrerin, also Deutschlehrerin, Stellenangebote. Okay. Onu yazdım direkt Google'a. Türkçesini söyleyeyim. Almanca öğretmeni ya da yabancılar için Almanca öğretmeni iş ilanları, iş alanları gibi bir şey yazdım Google'a. Hı hı. O şekilde bütün sitelere tek tek baktım. Yani o dönemde Almanya'dayken bile ortalama çok çok rahat herhalde 30 ya da 50'ye yakın iş başvurusu yapmışımdır. Wow. Tabii. Ve çok geç dönüyorlar. Yani hani 2 haftadan başlıyor, 2-3 haftadan 3 aya kadar falan anca dönüş sağlıyorlar. O yüzden iş bulmak için bayağı önceden başlamak gerekiyor. Moralini de bozmamak gerekiyor demek. Yok. Ki yani haftalarca bir şey duymadığın zaman. Tabii, tabii. Yani o zaman benim için okeydi. İş bulamazsam okey, bitti. Ben burada tecrübemi edindim, ülkeme dönerim. O zaman ülkemde devam ederim öğretmenliğe gibi bir kafam da vardı. Hani eyvah buradan dönmek zorundayım, ne yapacağım kafasına hiç girmedim. Belki o yüzden de biraz daha rahat. Hani rahat ve large bir şekilde böyle. Peki sen ilk buraya geldiğin zaman, Türkiye'den iş bulduğun zaman çok formalite var mıydı senin halletmen gereken, yoksa iş yerin mi çok yardımcı oldu? İş yerim çok yardımcı, hmm, oldu. Allah var şimdi, haklarını yiyemem. Bayağı yardımcı oldular. Yani burada mesela BAMF isimli kurumla görüşülmesi gerekiyordu. Hmm. Denklik alınması için, entegrasyon kurslarında öğretmen olunabilmesi için ve bunun şartı benim zamanımda 2 yıllık iş tecrübesi, en az C1 düzeyinde Almanca, uluslararası sertifika, hmm, TELK ya da Goethe Enstitü'den ve işte hani ekstra üniversite diploman, öğretmenlik belgen. Hmm. Eğitim fakültesi çıkışlıysan öğretmenlik belgesine gerek yok ama tabii formasyon belgesi falan, bunların hepsine ihtiyaç duyuldu. Hatta çalıştığım kurumdan, üniversitedeyken çalıştığım kurumdan şu kadar saat çalışmıştır diye yazı almam gerekti. Tabii bunların hepsi BAMF'a iletildi. Hı hı. Ondan sonra o belge alındı ve bunların her biri emek işverenim ilgilenmişti o zaman bununla. Diyorum ya, haklarını yemem, Allah razı olsun. Hı. Çok yardımcı oldular. Buraya geldiğimde de hani ben gelmeden mesela evimi falan ayarlamıştım. O da büyük tesadüftü. İnternetten buldum. Ayarladım her şeyi. Çok tatlı bir çiftti. Evime kadar her şeyim hazırdı yani. Adım adım her şeyi yaptım. Güzel. Şu anda başka bir kurumda çalışıyorsun başka ama. Başka bir kurumdayım, evet. Yine öğrencilerle uğraşıyorsun ama. Yine öğrencilerleyim. İki tane farklı masname ya da proje diyeyim. Onunla çalışıyorum. İki tane görevim var. Ben aynı zamanda sosyal pedagog olarak çalışıyorum. Bunun için de ekstra Weiterbildung ve Fortbildung dediğimiz ekstra eğitimler almam gerekti. Çalıştığın sürece yani. Çalışmanın yanında ki sosyal pedagog olarak, hı, çalışayım. Çünkü sosyal pedagoji bachelor, yani lisans diploman, hı, yok. Sadece Alman dil edebiyatından dil bilimci, işte filolog
pedagog diplomam var ve ekstra öğretmenlik sertifikam var. O yetmiyordu. Şu an çalıştığım kurumda ekstra olarak öğrencilere, yani şöyle söyleyeyim, yurt dışından gelmiş insanlara, bu sadece ama Suriye'den, Irak'tan gelen insanlar değil, Amerika'dan, Polonya'dan, Fransa'dan vesaire gelen insanlar Almanya'da yaşamak istediklerinde ve ekstra Ausbildung yapmak istediklerinde önce onlara bir Almanca eğitimi veriyoruz. Ausbildung'a ön hazırlık olarak, ki Ausbildung içerisindeki olan sınavları geçebilsinler. O Almanca eğitimini Almanca öğretmeni olarak kurumda ben veriyorum. Bir de ekstra olarak sosyal pedagog olarak çalıştığım okullarım var. Bir Gesamtschule, bir de gimnazyum var. Hı hı. Ekstra Berufskolleglerde de çalışıyorum. Rehber öğretmen gibi aslında bir parça. Öğrencilerle birebir konuşuyorum. Derslerinde zayıf olanlara derslerinde yardım ediyoruz. Ailelerle görüşüyoruz. Öğretmenlerle sürekli iç içeyiz. Onlara nasıl Ausbildung bulunur ya da üniversiteye gideceklerse nasıl üniversite bölümü bulunur, nasıl başvuru yapılır, nasıl staj ayarlanır, nasıl iş bulunur, nasıl eve çıkılır vesaire gibi her türlü yardım ediyoruz. Bir tane öğrencim var mesela. Doğru düzgün Almanca konuşamıyor. O çocukla ekstra onu geliştirici, hayatını kolaylaştırıcı eğitimler veriyorum. Aynı zamanda Almanca eğitimi veriyorum mesela. Gibi gibi. Hani birçok alanda çalışabiliyorsunuz ama buraya gelip kendini geliştirmeye devam etmen lazım ekstra eğitimlerle. Wow. Etkilendim. Yapmadığın şey yok. Yani çok güzel. Gerçekten yani şeyi de çok güzel kullanmışsın. Yani burada karşına çıkan fırsatta işte bu ekstra eğitimler, Fortbildung dediğimiz biraz şeyler. Biraz atak olmak lazım. Hani sadece evet benim diplomam bu, ben sadece bunu yaparım değil. Hayır, ekstra şunu da öğrenebilirim, bunu da yapabilirim. Oradan da bir şey çıkartabilirim. Çünkü öyle olduğun sürece her zaman bir iş fırsatı oluyor. Aferin. Peki Almanya'daki iş hayatına ilgili izlenimlerin neler? Haklarım var. En önemlisi haklarım var. Bunu Türkiye'de çalışmış olan insanlar, çalışan insanlar çok iyi bilirler. Hastaysam gerçekten hastayım ve rapor alabiliyorum ve işe gitmeyebiliyorum. Özel sektörde olmama rağmen tatil hakkım var ve bu çalışmaya başladığım ilk yıldan itibaren yıllık 30 gündü. Muhteşem bir şey. Türkiye'de özel sektörde ilk sene şey bile alamıyorsun, tatil hakkın bile olmuyor falan. İş yerinde baskı yok. Diyorum ya, herkesin hakkı var, öyle mobbing falan. Hani direkt şikayet edersin, öyle rasist iş ve ırkçılığa dayalı herhangi bir şey söz konusu olamıyor. Çünkü herkes bu konuda inanılmaz dikkatli. Hı hı. Kimse kimseye aa bu Türkmüş falan gibi hiçbir yaklaşım yok. Aksine iş arkadaşlarım, hadi ne bileyim velilerden ya da öğretmenlerden öyle bir şey geldiği takdirde direkt iş arkadaşlarım kollamaya geçiyorlar. Hayır, ne münasebet, nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz diye. Çünkü arada haliyle usturupsuz insanlar çıkabiliyorlar. Kıskançlıkla olabiliyor yani. Almanlar bizi kıskanıyor Yulia. Bizi kıskanıyorsunuz. Yapıyorsunuz böyle şeyler. Ben bugün mini armut buldum markette. Dolayısıyla artık kıskanmıyor. Ama yani ne güzel. Yani seni kollayan iş arkadaşların olması. Ne kadar da şeye üzülsem de. Yani öyle deneyimler edinmen. Tabii. Ya çok güzel. Çok fazla olduğunu söyleyemem açıkçası. Zaten hani bunu yapan insanların da kendi hayatlarında çok problemleri var. Başarılı olamamışlar. Bir yerlere gelememişler. Çocuklarını iyi yetiştiremiyorlar. Hı. İşsizler. Hatfiye olmuşlar. Hani devletten destek alıyorlar vesaire. Bunlar senin çalıştığın çocukların anne babaları mı o zaman? Anne daha babalarından çok? Evet. Hı. Olabiliyor. Anladım. Evet. Yani baba bir kere başka bir okulda, okulun bir tanesinde bir Almanca öğretmenine denk gelmiştim öyle. Böyle siz Almanca mı öğretiyorsunuz falan diye. Evet, sizinle aynı mesleği yapıyorum falan. Evet. O kadını bayağı bir ters köşe yapmıştım diyebilirim yani. Bence bazen kaldıramıyorlar çünkü şimdi hani sen de Alman olduğunu için bir şey diyemiyorum ama Alman dediğimizde insan, Türk dediğimizde insan, İngiliz dediğimizde insan, hani şey oluyor. Ya benim ülkemde nasıl bu konuma gelebilir? Benim dilimi öğretiyor. Benim dilimi mi? Nasıl öğretebilir? Saç. Benimle aynı mesleği nasıl yapabilir? Benimle eşdeğer okulda nasıl okumuş olabilir? Çünkü sonuçta o yurt dışından gelmiş bir insan. Hele ki işte ne bileyim Türkiye'den. Hani Almanya'da hala şey kafası var. Aa, Türkler yabancı dil konuşabiliyor mu? Ya ben bununla mesela çok karşılaştım. İlk Erasmus'a geldiğim zaman. Türkler yabancı dil konuşabiliyor mu falan böyle. Ya da bütün Türkler kapalı değil mi falan gibi şeylerle çok karşılaşmıştım. Bir kez benim üniversitede bir İspanyolca hocam vardı. Şey anlatıyordu işte senli, sizli konuşmaya. Şey diyordu, Türkçe'de o yok. Ve ben de ne münasebe Türkçe'de o nasıl yok? Türkçe'de o var elbette yani sen. İngilizce'de yok. Bir şey var. Sorry. Yani evet. Ve ama o şeyden herhalde yani onun alışveriş yaptığı bakkal hep sen diye hitap ettiği için olabilir. Türk dilinde bunun olmadığını iddia etti yani ve bunu bizden önce kaç tanesini falan anlatıp bilmiyorum yani ve ben onu çok saçma yani buldum. Olabiliyor tabii öyle yani. Şeyler. Olabiliyor. Evet.
Ama yani haklarım var diyorsun. Yani özel hayatına ilişkin izlenimlerini de almak isterim. Belki biraz. Birçok insana göre aslında sıkıcı burası. Ama sakin. Benim için değil. Ben sakinliği çok severim, düzeni çok severim. Türkiye'deyken sevmediğim ve hoşlanmadığım şey sürekli bir kaos. Sürekli bir olay oluyor, sürekli bir ister politik olsun, ister ekonomik olsun, ister insanların ruh hali olsun. Herkes mutsuz. Bir şekilde sürekli bir kavga, bir çatışma. O onu dedi, bu bunu dedi, bu şunu yaptı. Hani Almanya'nın sevdiğim özelliği, özellikle özel hayatımda toplum için yaşanmıyor burada. Kişi kendi için yaşıyor. Hani önce ben, hani bu egoist bir şey değil. Ama önce ben, önce benim mutluluğum, ben mutlu olursam başkasını mutlu edebilirim. Türkiye'de tam tersi. O ne düşünür, o ne yapar, o zaman ona göre hareket edeyim. Yani her şeyini ona göre düzenlemek zorundasın. Dolayısıyla Almanya'da bunun olmaması, en azından benim çevremde olmaması, benim çok hoşuma giden bir şey. Ve ben düzeni seviyorum, kuralı seviyorum. Evet, her şeyin kuralı olsun bence. Her şey düzenli olsun, spontan olmasın. Böyle çok nadir spontan şeyler olsun. Sen de gayet spontan bir insan olarak sana çok karşı bir şey ama ben Almanlaştım, o Türkleşti. Olabilir, evet. Ve yok hayır, ben yani tabii ki de her ülkede dedikoducu insan var. Burada da var ama bu el alem kavram olarak ben Türkiye'deyken öğrendim. Ha, böyle bir düşünce şekli, yani el alem dediğinde kim kim oluyor, onlar kim? Demek ki var böyle bir insanlar ve onların fikirlerini umursuyorlar. Aynen. Anladım. Aynen öyle. Son olarak konuklarıma şey soruyorum. Almanya'da çalışmak mı, Türkiye'de çalışmak mı? Almanya'da çalışmak kesinlikle. Yani sosyal devletin vermiş olduğu özgürlük çok farklı. Yaşam standardı çok farklı. Verdiğin emeğin karşılığını alıyorsun. Yani ben şu an maddi olarak da baktığında öyle şaşa bir doktor maaşı falan kazanmıyorum Almanya'ya kıyasla. Hı hı. Ama sıradan bir insan olarak yaşam standardım Türkiye'de bu denli yüksek olamazdı. Bunu çok iyi biliyorum. Özellikle Türkiye'nin şu anki durumuna maalesef baktığımız zaman. Ha, bunun etkenlerini konuşacak değilim şu an. Ama kesinlikle yaptığım işin hakkını alıyorum. Bu beni mutlu ediyor. İşime daha çok severek gidiyorum. Aynı zamanda daha az çalışmak istediğimde, az çalışsam bile, işte yarı zamanlı çalışsam bile, geri geldiğinde geçinebilecek kadar, masraflarımı karşılayabilecek kadar para kazanabiliyorum ve hobilerime vakit ayırabiliyorum. Hani canım istediğinde daha az çalışıyorum, canım istemediğinde daha fazla çalışabiliyorum. Hani bunların hepsi özgürlüktür. Diyorum ya, hasta olma özgürlüğüm var. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Tatile çıkma özgürlüğüm var. Herhangi bir şekilde müdürümden, iş arkadaşlarımdan herhangi negatif bir olay yaşadığım zaman adaletle yaklaşabilen insanlar ve kanunlar var. Öyle seni beğenmedim, tipini beğenmedim falan deyip öyle hemen işten atamıyorlar gibi gibi şeyler yani. Hani bunların hepsi önemli şeyler. İnsana insan gibi değer verilmesi önemli. Wow. Ama hobi dedin. Ben hobide kaldım aklım olarak. Hobini de aşırı başarılı bir şekilde yapıyorsun. Hatta insanların bedava olarak izleyebilecekleri çok faydalı Almanca dersleri var. Dolayısıyla seni henüz tanımayanlar, tabii ki de çok tavsiye ederim Begin'in kanalına bir göz atmanız. Almanca çalışmak için herkese kolay gelsin. Senin eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Yani soruları olan varsa olabildiğince yanıtlamaya çalışırım. Hı-hı. Ama belki sorabilirler ya, hani nasıl gidileceğini tam anlatmadı videoda diye. Yo, bayağı anlattım adım, bence. Adım adım hangi belgelere ihtiyaç var, nasıl oluyor, neler yapılıyor. Ben onu kanalımda ayrı videolar olarak anlattım. Merak etmeyin, bulabilirsiniz. Hani bu böyle sohbet muhabbet videosu olduğu için ekstra şu belgeyi alacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demedim. Ama onun bilgileri zaten kanalımda var. Evet. Onun dışında Instagram kanalıyla ilgili soran çok oluyor. Onu ekleyebilirim. Almanca Instagram kanalımı kapattım. Yani dondurdum. Uzun sürede açmayı düşünmüyorum. Belki hiç açmayacağım. Hı-hı. Tek bir tane şu an Instagram kanalım var. Begi Begi Vlog diye. Hı-hı. Vlog diyorum bazı yerlerde anlaşılsın diye. Ben de vlog diyorum. Aslında ya. Aynen. Aslında Vlog değil, vlog dememiz gerekiyor. Ama vlog deyince evet diye kalıyor insanlar. O yüzden Vlog diyorum ki anlaşılsın. Hı-hı. Böyle aynı Julia gibi kendi hayatımdan yavaş yavaş çektiğim video var ama daha yani yeni bir kanal. Birkaç video attım, bıraktım ama Instagram'da güzel gidiyor. Instagram'da da ne öğreniyorsam onu paylaşıyorum. İngilizce var, işte piyano gelecek. Piyanoya başladım da. İşte ne bileyim, farklı farklı bir sürü şeyler var. Ne öğreniyorsam, ne yapıyorsam onu paylaşıyorum. Eğlenceli, güzel bir aile kanalı oluyor orası da. Süper. Bakmak isteyenler Instagram'a da bakabilirler. YouTube'da da normal Almanca'da derslerime devam ediyorum. O kısa kısa videolarla da her türlü haftanın 5 günü 5 farklı video geliyor. Wow. Yep. Wow. O zaman ya aslında sağlık. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi ki varsın.
Görüşmek üzere. Sizin sorularınız ve istek mesleklerinizi de yorumlara alabilirim. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Başsağlığı diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun evet. Türkiye'ye. Şu yangın durumu umarım çok kısa sürede kontrol altına alınır. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten. Hı. Umarım elimizden gelen ne varsa biz de yapabiliriz. Buradan yapabileceğimiz tek şey maddi destek. Hı. Olabildiğince kendi kendimize Talin verdiğini sol ele göstermeden, söylemeden olabildiğince, kedi yukarı çıktı da. Evet, görünmüyor ama. Biz de desteğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Ama her şeyi tabii ortalığa yaymanın alemi yok. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum diye. O yüzden biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Yan yana hep beraber aşacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.